Özcan Dursun'un Müzik ve Sanat Okulu 10 yıldır Kuzey Londra'da toplumumuza hizmet veriyor. Müziğin yanı sıra verdikleri eğitimi başka alanlarda da çeşitlendiren okuldan canlı performans şimdi ekranlarınıza geliyor. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım sol. Özcan Dursun Müzik ve Sanat Okulu 8 yıldır Londra'nın Edmonton bölgesinde hizmet veriyor. Okul eğitiminin yanı sıra canlı performanslarıyla da göz dolduruyor. Sanatçı Özcan Dursun bizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi bundan sonra Özcan Dursun Müzik ve Sanat Okulu'nda müzik dinletileri başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda bunun müjdesini zaten Londra Aktüel kameraları aracılığıyla vermiştik. İşte bugün açılış günündeyiz. İçeride güzel bir kalabalık var Özcan Hocam. İsterseniz sizin duygularınızı alalım öncelikle. Daha sonrasında burada neler bulabilecekler gelen misafirler, onlarla ilgili de konuşmaya devam edelim. Gayet tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bizi desteklediğiniz için. Söylediğimiz gibi daha evvel bugün açılışımızı gerçekleştirdik. Dostlarımız, arkadaşlarımız geldiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde de gelecekler zannediyorum. Mutluyuz çünkü bir yenilik başlattık. Yeni bir sayfa oldu bizim için. Bundan sonra burada ODM Müzik başlığı altında. Çünkü bunu neden böyle düşünüyoruz? Sadece biz Türkiyeliler için değil, yabancı, bize göre yabancı insanlar, yani bunlar İngilizler olur, işte Almanlar olur, Fransızlar olur. Kolay telaffuz etsin diye. Çünkü burayı sadece biz paylaşmayacağız. Ecnebi müzisyenlerle de paylaşacağız. Dolayısıyla böyle bir şey düşündük. Özcan Dursun Müzik ve Sanat Okulu var ama bu artı bir şey oldu. ODM Müzik oldu kısaca. Bunun altında da, bu ismin altında da güzel dinletiler, küçük konserler, samimi ambiyanslar düşünüyoruz. Ve böyle devam edeceğiz. Sürprizlerimiz olacak ilerleyen zamanlarda. Kaldırsam perçemi, baksam yüzüme, eller ayıp söz olur, eller arif olur, söz olur. Burada biraz seçici olacağız. Özen göstereceğiz, itina edeceğiz ki bunun da gerek buradaki sahne alacak müzisyenler, gerekse karşıdan dinleyecek olan kesim, dinleyecek olan insanlar bir arada olmalılar. Ve bu bizim farkımız olmalı diye düşünüyorum. Zaten Londra'da böyle yerler var, çok güzel mekanlar var ama biz Türkiyeliler açısından çok fazla böyle yerler yok. Dolayısıyla ben müzisyenim, gidiyorum ben, tabii ki caz da dinliyorum ya da işte klasik de dinliyorum ama emin olun bizim Türkiyeli toplumlar anlamında söylüyorum, topluluk anlamında söylüyorum, gidebileceğimiz, keyif alabileceğimiz yerler çok az. Dolayısıyla biz belki hani onlardan işte bir şey başlatmış olacağız. Dediğim gibi türkü var değiliz ama güzel, mesela işte şöyle düşünün, türküler söylenecek ama burada fasıl da olacak. Yani klasik sanat müziği de olacak. Belki yerine göre işte hafif batı müziği de olacak. Ama bunlar belli çizgileri de olacak. Yani dediğim gibi entelektüel şeyi yakalamak istiyoruz. Ne kadar yapabilirsek, bizim iddialı değiliz. Ama burada güzel şeylerin olmasını istiyoruz. Gelen insanların iyi eğlenmelerini, hep pozitif olmalarını ve bunu gerektirecek ortamı yaratmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bakacağız ileriki dönemlerde. Bundan taviz vermek istemiyoruz ama. Bir kurum olarak, özellikle eğitim kurumu olarak. Dediğim gibi ayrı tutuyoruz aslında.
Burası bir eğitim kurumu ama buranın bünyesinde ODM dinletileri olacak. ODM müzik başlığı altında dinletiler olacak. Bizler de olacağız o sahnede. Ama işte atıyorum işte ben sene sonuna kadar program yapmayacağım. Bizim arkadaşlarımız, müzisyen dostlarımız, onlar zaman zaman program yapacaklar. Yabancı müzisyenlerle paylaşacağız bunları. Bize göre yabancı müzisyenlerle. Ve güzel programlar hedefliyoruz. Buradan onun müjdesini verelim. İnsanlarımız fark etmiyor. Türkiye'li olabilir, İngiliz olabilir, Hintli olabilir. Bunun sınırı yok. Herkesi burada görmek istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir çalışma içerisine girdik. Bakacağız. Bugün ilk günümüz. Burada dinletiler yaptık biz okulumuzun bünyesinde. Çok kaliteli dinletiler yaptık. Ama biz onu şimdi sürekli hale getirmek istiyoruz. Aslında onun bir müjdesi aslında bu. Yani buna artık varız ve bundan sonra sürekli bir şekilde bunu yinelemek istiyoruz. Ve değişik programlarla insanlarımızın, dostlarımızın ya da işte diğer bizi kucaklayacak olan insanların karşısında olacağız. Onlara böyle bir imkan sunacağız, paylaşacağız. Ayton geldi meyhane, ayağın siyah gönlüm alkan bulunduğunuz nokta itibariyle de zaten Londra'da yaşayan, Türkçe konuşan toplumun rahatlıkla ulaşabileceği bir noktadasınız. Özellikle size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler ve önümüzdeki süreçte ki şu an en azından belli olan bazı programlar varsa onlarla ilgili de bilgi verebilirsiniz. Şöyle düşünüyorum, bizim zaten hani belli bir çevreler bizi biliyorlar ama işte bu sizin aracılığınızla olacak. Yani sizi seyreden gerek işte İngiltere'deki insanlarımız, gerek Avrupa'da olan insanlarımız. Sizin aracılığınızla biz bunu duyurmak istiyoruz ve herhalde öyle bir şey yakaladık diye düşünüyorum. Siz buna vesile olacaksınız. Biz de programlarımızı buradan beraber aktaracağız. 17 Kasım Cumartesi olan programımız Paris'ten müzisyen arkadaşım, yakın dostum Mahmut Demir gelecekler. Bizimle sahne paylaşacaklar. Güzel bir düet yapacağız. İkili bir konser vereceğiz. Buradan bütün bizi takip eden, bize ulaşmak isteyen, bizi izlemek isteyen, bizimle paylaşmak isteyen arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz. Az yerim, az gelir, az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Yaz gelir bana.